billahi rabbil alemin. Esselatü vesselam ala Resulü Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmaîn. Ala Resulü Muhammedin selam olsun. Şimdi tohum çekirdekle alakalı bir çalışmamız var. Henüz daha şey yapamadık, nihayete erdiremedik ama böyle beraber inşallah okuyarak anlamaya çalışalım. Şimdi tohum çekirdek değil mi? Evet, tohum ve çekirdek farkları. İkisi aynı mıdır, değil midir? Biz bu kata bile bakmadık şimdi. Bu ikinci sözün sonunda hani iman taşıyor, küfür saklıyor dediği yer var ya abi, oradan dikkatimizi çekti. Niye böyle demiş diye. Oradan hareketle bir işte şey yaptık, toplama çıkartmaya çalışıyoruz. Okudukça bulduğumuz manaları not alıyoruz. Şimdi o aldığımız notlardan böyle çok derli toplu olmamakla beraber okuyalım inşallah. Şimdi şu ana çerçevede gidelim diye düşünüyorum. 30. sözün ikinci maksadında zerre bahsinde şuradan okuyalım. Beraber anlamaya çalışalım. Daha sonra buna ilaveler olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Hem madem ruh cisme hakim olduğu gibi camit maddelerde dahi kaderin yazdığı evamiri tekviniye o maddelere hakimdir. Ruh cisme hakim olduğu gibi, ruh cisme nasıl hakimse camit maddelerde de kaderin yazdığı evamiri tekviniye hakim. Yani camit maddelerdeki evamiri tekviniye cisimdeki ruh gibi. Onun ruhu oluyor. He. Maşallah. Hani hiçbir şey ruhsuz değil de diyor ya kimdir derdi. Bak bu manada bizim aklımızda şey yapamıyor, tam oturmuyor. Taşın ruhu nasıl olur? Demek ki evamiri tekviniye. Evet. O maddeler kaderin manevi yazısına göre mevki ve nizam alabilirler. Camit maddeler. Mesela şimdi şu şeylerle beraber, şablonlarla beraber takip edebiliriz. Mesela yumurtaların envağında. Sözler 550'den okuyorum. Yumurtaların envağında ve nutfelerin aksamında ve çekirdeklerin esnafında ve tohumların ecnasında. Biliyor musun sıralamayı? Nasıl şiir sanki ya? Evet. Kaderin ayrı ayrı yazdığı evamiri tekviniye cihetiyle ayrı ayrı makam ve nur sahibi oluyorlar. Bu camit maddelerin de makamı ve nurları var. Neye göre? Kaderin yazdığı, ayrı ayrı yazdığı evamiri tekviniye cihetiyle. Bunların farkları kaderin yazdığı manevi programa göre değişiyor. Yani dolayısıyla ne enva aynı, ne kısım aynı, ne sınıf aynı, ne cins aynı. Ya da ne yumurta, ne nutfe, ne çekirdek, ne tohum aynı. Hepsinde kaderin manevi yazısı farklı. Şey gibi mi Pekin abi? Yani şunun dışarıdaki taş Kabe'nin taşı gibi mi? Kader böyle bunlara şey yüklüyor. Kaderin yazdığı, onlar hakkında yazdığı şey bunlara değer yüklüyor. Olabilir abi. Bir ciheti öyle olabilir. Yani neticede o taşın da Kabe taşı olacağı belli yani. Onu işte biraz daha böyle anlamaya çalışacağız inşallah. Ve o madde itibariyle mahiyetleri bir hükmünde olan maddeler, madde itibariyle mahiyetleri bir hükmünde bunların da. Bu maddeler hadsiz muhtelif mevcudata menşe oluyorlar. Haşiye demiş,
Evet, bütün onlar dört unsurdan mürekkeptir. Müvellidül ma, müvellidül humuza, azot, karbon gibi maddelerden teşkil olunuyorlar. Maddeci bir sayılabilirler. Farkları yalnız kaderin manevi yazısındadır. Bu kaderin manevi yazısı dediği de evamiri tekvini. Şey gibi abi, karbon olup da kömür ya da elmas olması onun kaderi mi? Mesela. Yani bu demin başta söylediğimizi de hatırlayalım. Ruhu hükmünde. Yani nasıl ruh cisme hakim, bu maddelerde de, bu camit maddelerde de kaderin manevi yazısı ruh hükmünde. O hakim yani. Ruh cisim ilişkisi, bunlarda evamiri tekviniye ilişkisi aynı. Evet. Madde itibariyle mahiyetleri bir hükmünde olan maddeler hadsiz muhtelif mevcudata menşe oluyorlar. Ayrı ayrı makam ve nur sahibi oluyorlar. Elbette hidemat-ı hayatiye ve hayattaki tesbihat-ı Rabbaniye'de defaatla bir zerre bulunmuş ise ve hizmet etmiş ise o zerrenin manevi anlamında o manaların hikmetlerini hiçbir şeyi kaybetmeyen kader kalemiyle kaydetmesi muktezai ihatayı ilmidir. Tekrar alayım burayı. Ayrı ayrı makam ve nur sahibi oluyorlar dedik. Elbette hidemat-ı hayatiye ve hayattaki tesbihat-ı Rabbaniye'de defaatla bir zerre bulunmuş ise hidemat-ı hayatiye ve hayattaki tesbihat-ı Rabbaniye'de defaatla bir zerre bulunmuş ise ve hizmet etmiş ise o zerrenin manevi anlamda o manaların hikmetlerini hiçbir şeyi kaybetmeyen kader kalemiyle kaydetmesi muktezai ihatayı ilmidir ve şunda pek muazzam bir kanunu ilmi muhitin ucu görünüyor. Öyleyse zerreler başıboş değiller. Elektron sayısına göre maddenin mahiyetinde değişmesi diyebilir miyiz? Biraz daha aç abi, ben tam anlamadım. Şimdi bildiğimiz proton, nötron, proton sabit olmakla birlikte bir tane elektronu varsa buna hidrojen diyoruz. 16 tane varsa buna oksijen diyoruz. Yani etrafında değişen tek şey elektron sayısı. Ve maddeyi değiştiren şey elektron sayısı olur. Evet. Yani o da onun evamiri tekvinesi ya da ruhu denilebilir. Yani şimdi aynı protonun bir tane olursa elektronun hidrojen. Evet. Aynı proton aynı. Değişen yok. Aynı protonu 16 tane elektron koyarsan olur mu oksijen? Evet. Olmaz. Olur mu öyle? Ya öyle yaratılmış zaten. Olur mu olmaz? Öyle zaten ama ya. Öyle olmaz değil. Öyle niçin zaten. Olmaz? Hayır abi, oksijense bu adama 16 tane elektron verince şey olmaz. Tabii su olur bunlar. Farklılık yani, nereden geliyor? Proton sayısı da elektrona denk olur. Yani o manada. Proton sabit kalıp elektron çoğalırsa şey değişmez. O element değişmez. Hayır, ben burada demek istediğim elektron sayısıyla bağlı olarak değişiyor madde. O noktası doğru. Yoksa çekirdek sabit değil gene. Yani çekirdek sayısı da değişiyor ya. Değişir. Mesela diyelim ki hidrojenin çekirdek sayısı kaç? 1. Oksijenin 32 midir? 16. Şu 16 mıydı? 16. Elektron sayıları değişebilir. Evet. Şeyler sabittir. Evet. Ama sistem sayı bakımından değil de sistem aynı. Ama şey, elektron sayısına göre vasıf değişir. Yani ona göre tasnif edilir. Orası doğru. Evet. Biraz daha devam edeyim. Muazzam bir kanunu ilmi muhitin ucu görünüyor diyor. Yani bu zerredeki kanundan hareketle işte bu kaderin manevi yazısından bahsetti. Her birinde farklı olduğunu söyledi.
Ve o maddeleri evamiri tekvinin hakim olduğunu söyledi. Ruh ceset ilişkisi, ruh cisim ilişkisi daha doğrusu nasıl hakimse. Yani burada cisim demesini de ben yani genel ruh sahibi işte hayvanda da kendine has bir ruh var. O sebepten herhalde cisim dedi diye düşünüyorum ama yani insan olsa ruh ceset ilişkisi derdi diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz Hasan abi bilmiyorum. Bir de söyler misin abi? Yani ruh cisim ilişkisi diyor mesela. Ruh ceset demiyor da. Ruh? Ruh cisim diyor. Ruh cisme hakim olduğu yani, gibi diyor. Evet. Ama yani umum bakıyor herhalde. Umum cisim derken beden de içinde. Bedenle cisim çok farklıdır. Sayfa kaçtı abi orası? 556 abi. Tamam. Cismaniyet beden değildir ama beden içindedir. Cismaniyet cenneti de içine alıyor. Beden cismi beden ise esire kadar. Cismin içerisinde bedenden fazla ne var? He? Cisminle beden arasında farklı. İşte onu anlatıyorum. Beden atomik yapıdır. Atoma kadar. Lef-i mahve ispata kadardır. Ondan sonra şeydir. Esir başlıyor. Zaman hakikati mekanı başlıyor. Ama cismaniyetin ucu cenneti de alır. Çünkü cennette cismaniyete ne ihtiyaç var diye soru var. Tamam. Orada cismaniyet camidir. Bizim bildiğimiz gibi beden değildir. Hissiyat da var içinde. Ama bedende hissiyat yok. Cismaniyet çok camidir. Ta cismaniyet şeye kadardır. Onun için burada atomu aldığı için, atomu anlattığı için bu tabiri kullanıyor. Yani şey diyor, ruh bedene mi dedi, cismaniyete mi dedi? Cisme hakim olduğu gibi dedi abi. Çok ilginç. Bu yedi tane madde saydığı yer abi şeyde. Evet. Şimdi konumuz bu. Aslında zerre bahsi olmadığı için fazla ilerlemek istemiyorum ama tamam. Şu netice-i kelamı da okuyayım. Belki bir şeyler açılır. Geçmiş yedi kanun, bu hem madem hem madem diye saydıkları, bu en sonuncusunu okuduk biz hem mademlerin. Geçmiş yedi kanun, yani kanunu rububiyet, kanunu kerem, kanunu cemal, kanunu rahmet, kanunu hikmet, kanunu adl, kanunu ihata-i ilmi gibi pek çok muazzam kanunların görünen uçları. Dedi ya, bu hadisede kanunu ilmi muhitin ucu görünüyor dedi, böyle bağladı. Bütün kanunların uçları, arkalarında birer ismi azam ve o ismi azamın tecelli azamını gösterir. Ve o tecelliden anlaşılıyor ki, yani ismi azam gösteriyor ve ismi azamın tecelli azamını gösteriyor. O tecelliden anlaşılıyor ki, sair mevcudat gibi şu dünyadaki tahavülat-ı zerrat dahi gayet âli hikmetler için kaderin çizdiği hudut üzerine kudretin verdiği evamiri tekviniye göre hassas bir mizan-ı ilmiyle cevelan ediyorlar. Bir dakika, ne? İlmin verdiği, kudretin verdiği evamiri tekvini? Kudretin verdiği evamiri tekviniye göre gayet âli hikmetler için kaderin çizdiği hudut üzerine. Ha, kaderin çizdiği hudut. Yani bu hani görünmeyen sayfadaki şeyin bir işte sülüs ediyor, gösterir dediği gibi. Kaderin gücü. Evet, kaderin çizdiği hudut üzerine kudretin verdiği evamiri tekviniye göre hassas bir mizan-ı ilmiyle cevelan ediyorlar. Cevelan. Evet. O cevelan da enteresan bir konu abi. Hemen... Cevelan da deveran seyren tabirler kendi başına bir müstakil bir ders etmiştir. Bu cevelan, seyran, deveran, cereyan. Bunlar da mahlukatın cinslerine göre aldıkları isim abi. Yaptıkları ünvan. Hareket. Evet, ünvanları yani. Onu bir okuyabilir miyiz abi? Yani şimdilik bu kadar abi. Öyle mi? Bunlar çünkü konudan konuya geçtikçe şey yapıyoruz. Yok, kopmak değil de benim şeyim genişliyor. Araştırmam gereken konu genişliyor. Hiçbir şey tam hallolmuyor. Şimdi de öyle bu da daha tam bitirmediğim bir mevzu. Ama sadece tespit olarak, yani okumamdan yaptığım tespit şimdilik kabaca böyle yani.
Bir daha bunları teorik bir daha söyleyeyim abi. Bu Cevelan, Seyran, Develan, Cereyan. Bunlar da yine dört tane mahlukatın cinslerine göre yaptıkları hareketlerin ismi. Bu hatta işte o mektubat 296'da mıydı? 24. mektup. Mahlukat manasını şey yapmayacaksın. Kafanı kaldırın. Şöyle abi. Şuradan alayım. Bu Hakim, 4. mektuptaki Hakim, Rahim ve Vedud isimleri vardı. Bunu daha önce de söylemiştik. Yeri gelmişken bir daha şey yapalım, söyleyelim abi. Bu hakikatlarla niye bu kadar meşgul oluyoruz? O da bir cevap sanki. Diyor ki, bir parça mahrem bir sırdır. Hatırladınız mı abi? Bolvalinde okumuştuk. Evet. Fakat senden sır saklanmaz. Şöyle ki, ehli hakikatın bir kısmı nasıl ki ismi Vedud'a mazhardırlar. Ve azami bir mertebede o ismin cilveleriyle ehli hakikatın bir kısmı ismi Vedud'a mazhariyetlerinden dolayı mevcudatın pencereleriyle vacibül vücuda bakıyorlar. Ehl-i hakikat mevcudat pencereleriyle vacibül vücuda bakıyormuş. Neden? İsmi Vedud'a mazhar olmalarından, o ismin azam bir mertebede, o ismin cilveleriyle. Bir isimle. Yani bir isimle, ismi Vedud'la mevcudattan vacibül vücuda, bakıyorlar. Başka bir isimle değil. Şimdi aynen öyledir işte diyor abi. Risale-i Nur'a vakıf olanlar bu kelimenin manasını bilir. Aynen bu işlerle öyle de. Niye uğraşıyoruz? Cevap değil mi? Ha, evet abi. Allah. Aynen öyle de. Aynen öyle de ne demekmiş abi? Aynen öyle de işte tıpkı bunun gibi yani. Kısaca yani. Ne anladıysan abi. Yani içinde ne uyandırıyorsa abi öyle. Şu hiç ender hiç olan kardeşinize. Yalnız hizmeti Kur'an'a istihkamı hengamında bir. Bir. Ve o hazine-i binyayının dellalı olduğu bir vakitte iki. İsmi Rahim ve ismi Hakim'in ismi Hakim mazhariyetine medar bir vaziyet vermiş. Yani ismi Rahim de yani hususi tecelli yani. Evet. Mesela şu ikisi abi söyledi. Şu an bizde var yani şu an burada. Evet. O ikisi yani. Ne demek o? Bir söyle bakayım. Yani bir daha okur mu o iki tane yani? İsmi Rahim ve ismi Hakim mazhariyetine. Yok orada vasıf olur. Hangi gerekçeyle onu? Hangi gerekçeyle yani Rahim var? Evet. Yalnız hizmeti Kur'an'a istihdamı hengamında bir ve o hazine-i binayının delal olduğu bir vakitte. Doğru. Yani şu anda şu ana bakıyor. İsmi Rahim ve İsmi Hakim mazhariyetine medar bir vaziyet verilmiş. Oradan bakıyor şimdi, buradan bakıyoruz biz yani. Bu aynen öyle diye hatırlayalım. Ne yapıyorlardı? Mevcudatın pencereyle vacib-i vücuda bakıyorlardı. Şimdi biz ne yapıyormuşuz? Bütün sözler o mazhariyetin cilveleridir. O Vedud'la bakıyor, biz Rahim ve Hakim'le bakıyoruz. İsmi Rahim ve ismi Hakim mazhariyetine medar bir vaziyet verilmiş. Evet, bütün sözler o mazhariyetin cilveleridir. Biz bütün nereye sözler bakıyoruz? Bütün sözlerle vacib vücuda bakıyoruz. Evet. Yok. Vacib vücuda bakıyorsun abi. Mevcudatın pencerelerinden bu vaziyetteyken vacib vücuda bakıyorsun. Bütün yani sözler. Rahim ile Hakim daha geniş bir pencere o zaman. Evet, şimdi o Rahim ile Hakim bak nasıl oluyor abi? 296 mektubat. Soyunmak serbest terleyenler. Halika Hakim ve Rahim ve Vedud. Bakın aynı isimler. Halika Hakim ve Rahim ve Vedud. Muktezai Rahmet ve Hikmet ve Vedudiyet olarak. Bunların muktezaları da neymiş? Rahmet, Hikmet ve Vedudiyet. Kainat fabrikasına hareket veriyor. Şimdi zerre bahsiyle şey yapacağız, birleştireceğiz abi. Kainat fabrikasına hareket veriyor. Her bir vücudu faniyi. Çok baki vücutlara çekirdek yapar. Makast-ı Rabbaniyesine medar eder. Neyi? Her bir vücudu fani. İşte fani olan her vücudu. Şuunat-ı Subhaniyesine mazhar kılar. Buradaki şuunat işler değil herhalde değil mi abi? Aşk. Mazhar kılar, kalem-i kaderine mürekkep ittihaz eder.
nasıl bir şey, vücudu faniye yüklenilen şey, vazife yani. Kalemi kalemle mürekkep ihtihaz eder. Yani biz bütün kainatız derken, insan küçük kainat derken, bu hani zerrelere yazıyordu ya evamir-i tekviniyeyi, zerrelerde de bizi yazmış yani. Biz zerre neredeyse insan orada ya. Anlatabiliyor muyum? Kalemi kalemle mürekkep ihtiyaz eder. Mürekkebi biziz yani kalem, kader kalemini. Evamir-i tekviniyesini yazıyordu ya abi şeyin, mevcudat. Mütarik bir kalem olur değil mi? Ya mesela o... Yani biz mürekkebiz yani değil mi? Evet, biz mürekkebiz abi. Kalem ki nedir dedi? Kalemi kaderine mürekkep ihtiyaz eder. Kader. Kader kalemi. Mürekkep ihtiyaz eder insan. Peygamber Efendimiz için diyor ya, onun mürekkebidir. Daha bitmiyor abi. Ve kudretin dokumasına bir mekik yapar. Ve daha bilmediğimiz pek çok gayat-ı galiye ve makasıd-ı aliye için kendi faaliyeti kudretiyle kainatı faaliyete getirir. Peki bu faaliyet nasıl oluyor? Şimdi geliyor. Zerratı cevelana, mevcudatı seyrana, hayvanatı seyrana, seyyaratı deverana getirir. Peki böyle olunca ne oluyor? Kainatı konuşturur. Kainat konuşuyor. Susması mümkün mü böyle bir kainatın? Zerratı cevelana, mevcudatı seyrana. Bir tane kalksa yasa onu. Sen ben, peki. Yasa. Abi? Zerratı cevelana. Sen çıkar. Cevelan. Mevcudat seyran. Görsün biraz. Hayvanat. Hayvan. Seyran. Seyran. Seyyarat da deveran abi. Seyyarat? Deveran. Görünüyor mu? Tamam. Evet. Bak şimdi. Zerrat, cevelan. Mevcudat. 286. 296 evet. Mektubu. 24. mektup. Evet abi. Mevcudat seyran. Hayvanat seyran. İşte çıkartacaksın ben. Seyratı da deverana getir. Şimdi tesadüf var mı? Şimdi sen ya bu aynı de bir kullanmış. Bu cehaletin acizliğin ifadesidir. Bir de oku anlarsın. Bir de ya işte aynı manada bu acizliğin ifadesi. Bilmiyorum, Lazcası. Bak şimdi şuraya bak. Şu ya, da, zeriyata... ya da merak etmiyorum onu Lazcası yani. He? Merak etmiyorum da Lazcası. Evet. Ya da Afyoncası. Afyoncası bak. Zerratı cevelana dedi de seyran niye demedi? Tesadüf var mı? Kışır var mı külliyatta? İhtiyarla mesela, bundan, irade. Bundan da ilginç, ben dikkatim çeken şu oldu abi. Kainat konuşturur diyor. Evet. O zaman bu kainat böyle konuşuyorsa bunu dinlememek kadar dehşet bir şey var mı abi? Bu kadar Cenab-ı Hak ince örgülerle dokuyor, konuşturuyor kainatı, dinlemiyorsun yani. Ama bir tek seni muhatap etmiş, sen de dinlemiyorsun. Bunlar bir lisan oluyor abi. Lisan. Zerrat cevelan lisanıyla konuşuyor. Mevcudat seyran lisanıyla konuşuyor. Hayvanat seyran lisanıyla konuşuyor. Yani Süryanice, İbranice, Farsça, Arapça, Türkçe gibi. Gibi. Ben size bakış açısı vereyim, tutar mı bilmiyorum da. Programlamadaki diller de vardır. Her bir dil farklı şekilde aynı manayı yazdırır. Programlamada da dilli insan vardır. Evet. Aynı maksadı verdirecek şekilde farklı programlama dilleriyle evet. Yazdırabilir. İnsan onun istidadındakinin şeyi oluyor, markesi oluyor. İstidadındakinin dışarıya çıkmış hali oluyor. Görev, görev gibi de yani o mevcudatın istidat lisanı oluyor.
Öyle de diyebiliriz. Devam et abi. Devam edeyim. Şimdi bu derste şeyi çözmemiz lazım. Çekirdek tohumu ders bitince bitmez abi çünkü yani biter. Daha ben tam farkı tefrik edemediğim için ama siz yardım ederseniz. Fesuban biliyor musun bak Risale'yi? Allah Allah. Tam tafı farkı. Yani var mesela birkaç tane tefrik noktası var ama oraya nasıl getireceğim böyle nerede manevra yapacağımı daha tespit etmediğim için en son neticeyi söyleriz isterseniz. Tamam. Tamam. Şimdi şurada bir şey atıfımız var. Burayı da okuyayım. Güzel olmuş. Daha bilmediğimiz pek çok gayatı galiye ve makaslı aile için diyor ya abi. Şimdi bununla ilgili mektubat 239, 20. mektup, 2. makam, 7. kelime ve yumit de diyor ki bu nedir yani şey gayet âli, gayatı galiye, makaslı âliye. İşte şu mahlukatın şu seyelanı. Şimdi bakın gene aynı lafızlarla anlatıyor. Mahlukatın? Mahlukatın şu seyelanı gayet hakimane rahmet ve ihsan dairesinde. Ve şu seyelanı, bu mahlukat deyince genel oldu abi. Evet. Seyelanı gayet alimane hikmet. Şimdi bunların yanlarına bu şeyleri de yazabiliriz. Evet, bu tarafını abi arzu ederseniz. Seyelan gayet hakimane rahmet ve ihsan. Seyran gayet alimane hikmet ve intizam. Seyran? Seyran bu. Seyran hakimane rahmet ve ihsan dairesinde. Evet. Oluyor. Bu hayvana seyran hayatı simgeler. Hayatı simgeler. Zaten mevcudat dedi genel isim ama genel demesi sebebi bir mevcudatın genel şeyi hakikatin vanı hayattır. Evet. Hayata seyrandır. Çünkü hayvanat camidir, zerrata camidir, mevcudata camidir, seyrata da camidir. Çünkü bunda hayat var, en cami burada hayvanattır. O zaman küllüme kullanırken onun unvanını kullanması lazım, seylanı kullanması lazım. Hayvanattır deyince hayvana takılmayacaksın, hayat, his ve hayat ve his var. Şuur yok. Bizim bildiğimizden biraz daha geniş bu. Tabii hayvanat deyince böyle artık bu hayvanat bir simgedir, semboldür, arkasında hayat ve hissi görmen lazım. Yoksa nereden çıkarttım bunu diyemezsin. Mesela diyebilirsin gayet rahat, seyran, his ve hayat makamında kullanılıyor. Evet, şu mahlukatın, işte şu mahlukatın şu seyranı. Kanunlar yine, noktasında, kanunlar evamir noktasında cevelanu. Evamir-i Tekviniye'nin sirayeti, yani insiba ve nikas, niyet ve nazar, imayet eşyayı karşıyı değiştiriyor ya, pirinci değiştiriyor. O cevelan olacak, zerrat, zerratla alakalı şey, kanuniyet o. Abi, seyyalama ne demişti? Yazalım. Şuradan mı? He. Yani aslında bu mevzuya baştan da okuyarak gelinebilir ama o altına söyleyeyim ben şunu abi. Yani şimdi seyyalam hakimane rahmet ve ihsan dairesinde diyor seyran için. Onu siler misin gözü siyahı? Siyahı siler. Abi farklı ya. Yok tamam hakimane siyah. Rahmet. Evet. Yok yok şey o siyah şeyleri onlar komplesi. Arabada gözü ya odasın onu da şey yapacak ya. Evet, tamam. Tekrar devam edecek ya. Hakimane rahmet ve? Ve ihsan. Ve ihsan evet abi. Seyran. Evet abi. Gayet alimane hikmet. Ve intizam. Evet. Cereyan. Cereyan. Cereyan diye bir şey çıktı evet. Burası, gayet rahimane, şefkat ve mizan dairesinde. Rahimane, şefkat. Evet. Ve mizan dairesinde. Baştan aşağıya kadar hikmetlerle, maslaklarla, neticelerle ve gayelerle yapılıyor. Evet. Burada zerratı söylemedi değil mi abi? Yok. Üç tanesi var. Üç tane var. Çünkü cami olunca ötekileri zaten bunun dameninde izah edilmiş olur. Mesela üniversite diplomanı getirirsen sen ortaokul diploma var mı sorulmaz. Hayvanatı izah ettikten sonra artık zerratta, mevcudatta, seyratta onun için hayvanatı hayvan olarak almayacaksın. O hayvan hayvan yapan
unvan hayat ve histir. Şuur da var. Şuur da var ama hepsine cami değil. Mesela hayvanda da şuur var. Mesela kedi taşa nispeten ciğeri, ekmeğe nispeten ciğeri tespit şey yapması, tercih etmesi bir ihtiyardır. İhtiyar da bir şuuru bildiriyor ama birinci şuur. İşte bu usta konuyu hep böyle orada onu da yazsaydı. O zaman kitap o 60 cilt olurdu. Çıkılmaz içinden. Birbirine girerdi. Evet abi. Şimdi bununla alakalı, bu işin tohumla alakasını bağlayabilirsek, şöyle burada bağlıyor abi. Ve ümit, yani mevti veren odur. Yani hayatı veren o olduğu gibi, hayatı alan, mevti veren dahi yine odur. Evet, bak, hayatı alıyor, mevti hayatı veren. Alan, mevti veren dahi yine odur. Evet, mevt yalnız tahrip ve sönmek değildir ki esbaba verilsin, tabiata hal edilsin. Belki nasıl bir tohum zahiren ölüp çürüyor. Tohuma geldik. Nasıl bir tohum zahiren ölüp çürüyor, fakat batınen bir sümbülün hayatına ve yoğurmasına. Batında da böylemiş. Bir sümbülün hayatına ve yoğurmasına. Yani cüz'i tohumluk hayatından, tohumluk hayatı cüz'iymiş abi, külli sümbül hayatına geçiyor. Yani buradan benim istifade ettiğim şey, tohum noktasında tohum hayatının cüz'i olması. Sümbül hayatının külli olması. 23. sözde bunun hangi zeminde gerçekleştiğini söylüyor abi. 322'de. Hangi zeminde? Evet. Yani tohumun sümbül hayatını vermenin zemini. İslamiyet suyuyla, ubudiyet toprağı altında, iman altında. Gerçi orada çekirdek, çekirdek için söylüyor diye hatırlıyorum. Çekirdek için söylüyor. Tamam, bu güzel bir şeydi. Başka var mı? Yani buradan şeye bakabilir miyiz abi? Şu okuduğun en sondaki yerden ikinci sözdeki o cümleye. Hmm. Nasıl bakabiliriz yani? Şey mi diyorsun? Küfür saklamasıyla taşıması. Yani, bu noktadan yani bu okuduğun. Şöyle yani şimdi muhtelif yerlerde bunun delilleri var ama hepsini şu anda hemen toplayamam. Şöyle kafamdakini söyleyeyim. Tohum böyle Hasan abinin de böyle bir tespiti var. Lemalarda ben onun yerini buldum. Tohumda program daha bitmemiş vaziyette. Tohumun programı daha bitmemiş. Çekirdekte program bitmiş vaziyette. Yani tersi değil mi? Tersi söylesin. Tersi mi söyle? çekirdekte devam ediyor. Tohumda program bitmiş vaziyette, evet. Söylüyorsunuz. Tamam. Yani bizim şu anda yaşadığımız çekirdek hayatı mı, tohum hayatı mı? O noktadan bir şeyimiz bağlanabilir mi acaba diye düşünüyorum. Yani fıtri itibariyle, fıtratımız itibariyle, yazılış itibariyle tohumuz. Hı hı. Fakat yaşantı itibariyle biz tohumluktan çekirdeğe dönüşüyoruz. Dönüşüyoruz. Evet. Dolayısıyla çekirdek de daha bitmemiş. Öyle yok. Mi? Yani hatta ama şöyle derler çiftçiler. Hı hı. Tohumluk sakladım. İkincisi çekirdek sakladım demiyor. Bu çekirdek nedir? Bak bu tarafı tohumluk, bu çekirdek. Hı. Mesela bizim yöredekini söyleyeyim. Salata öyle yaparlar ve bir de renkli kuru fasulyeyi öyle şey yapardı valide. Diğerlerini toplardı, o renklinin içini çıkarırdı. O da bir çekirdek yani fasulye. Anne bunu niye bıraktın? Oğlum o tohumluk olacak. E niye almıyorsun? Tohum olacak şey sonuna kadar kalması lazım. Hayatın her safhasını yani Ağustos öyle kış gelene kadar dalında kalırsa bitki ölünce tohumluk oluyor. Bitki ölmeden alırsan tohumluk olmaz. Çekirdek olur. Biz çekirdeğiz, tohuma doğru gidiyoruz işte. Evet. Yani tohumluk. Bizim ahiretteki dirilmemiz ikinci haşir. Hani bazıları şöyle diyor. Madem dirilecektik, ölecektik, niye şey yaptın? Biz haşirde tohum olarak dirilmeyeceğiz. Çekirdek olarak. Yani hayatımız bir çekirdektir. Peki o zaman ikinci sözdeki tohuma niye benzetiyor, cehenneme? Tohumu çünkü onun fıtratında cehennem de var, cennet de var. İkisi var çünkü hılkat itibariyle, yazılım itibariyle hepsi var. Peki ayırmasının hikmeti ne oldu o zaman? Cenneti
çekirdek cehennemi tohum yapmasını. Hangisi bir okul yeri? O ikinci sözdeki abi. Okuyayım abi. Sanki tersi gibi. Tersi gibi. Tersi gibi. Cehenneme atmak lazım. Tohumu cennette neşmine ben de o sebepten lazım. Daha şey bitmedi diye yani düşündüm yani. Yani bu dediğiniz biz ters, de ters söyledik yoksa. Yani ben, tersi gibi oldu yani. Ben öyle bir şey çıkartmıştım. Neyse bakarız. İşe yaramayan şu cehenneme gitmesi lazım evet. Yanmaya. Çünkü bir şey çıkmayacak ondan. Çıkanın cennete gitmesi lazım. İkinci sözün sonundaydı abi. Evet abi. Demek iman bir manevi tuğbay cennet çekirdeğini taşıyor. İman çekirdeğini taşıyor. Küfür ise manevi bir zakkum o cehennem tohumunu saklıyor. Ben buradan şöyle anlıyorum abi. Tohumda tohum daha imtihana tabi. Yani cehennem netice verecek bir şeyi de saklıyor. Cennet netice verecek şeyi de içinde taşıyor. Yani saklamasının sebebi fıtraten yani Cenab-ı Hak rahmetinden zaten cehenneme atmak istememesinden saklıyor yani. Onu ortaya çıkartan bizim cüz'i ihtiyarımız. Yani yok, biz kendimiz yok. Israr ediyoruz. Tabi yani cehennem tohum saklıyor deyince abi. Yani demin ki okuduğun yerde hayat diyordu ya abi. Hı-hı. Yani bu 80 senelik hayat cehennemi saklıyor manasına geliyor yani. Hı-hı. Bir de okur musun? Yazıyor yani. Evet. Demek iman bir manevi tuğbay cennet çekirdeğini taşıyor. Küfür ise manevi bir zakkumu cehennem tohumunu saklıyor. Birisi taşıyor, birisi saklıyor. Birisi cennet, birisi cehenneme bakıyor. Biz bunu şey olarak düşünüyorsun abi. Başlangıç olarak oysa son aslında. Şimdi evet, nereden baktığın da önemli. Yani şimdi ehli iman şu var orada, taşıyor ve saklıyor. Şimdi cehennem saklanıyor. Hı hı. Çekirdek taşıyor. Bu taşıyor ve saklanıyor manasının bir manası şudur. Şimdi eğer cehennem ehli, cehennemin hakikatini burada bir fiil yaşasa zaten ölürdü ve yaşanmazdı. İmtihan sırrı bozulurdu. Onun için cehennemi ona saklıyor aleminde. O cehennemi saklamasının sebebi o yeistir, tevahuştur. Cehennemin cehennemi var ya 744 sözlerde. Odur. Yani bunun içerisinde bulunuyor ama saklı. Patlasa alem yana. İptal hissetme gereği de buradan doğuyor. Buradan doğuyor. Ama Müslüman cennetin çekirdeği taşıyor. Taşıyor evet. Öteki saklıyor. Taşıyor bu. İman taşıyor. Değil mi? İman taşıyor. İman taşıyor. Evet. İman biz günahımızla gerçi o kadar imanımızdan lezzet alamıyoruz 15. sözde ama yine bir taşıyoruz. Yani hayatta ehli küfürden, zındıktan biz hayatta her sıkıntıya rağmen şey yapıyoruz. Cennet lezzetlerini alıyoruz. Rahatız, huzurlu. Bedenen şeyden yoksa. Bunu taşıyoruz şu anda. Taşıyoruz. Cebimde düşüyor. Taşıyorum. Cep telefonu var gibi. Taşıyorum. Kalemi taşıyor gibi. Saklamıyorum. Yani taşımak lazım olduğunda kullanmak çıkmış için taşıyor yani, değil mi insan? Çıkmış hale denilir. Çıkmış hale taşıyor. Çıkmış hal dışarıya çıkmış. Bu çıkmışsa kardeşim çekirdektir. Dışarıya çıkandır. Çünkü çıkan çekirdektir. Tohum köktedir. Kökte olunca saklıyor. Mesela o tohumda kuru odun da var. Yaş odun da var. Mesela ağaçta acılığı da, kurusu da, sağlamlığı da, yaşı da hepsi tohumda var. Ama çekirdeği çıktığı zaman zahirde meyvenin içinde görünüştür. Tohumu kimse görmüyor. O hakikati zıtları orada saklıyor. Ama çekirdek de taşıyor. Çekirdeği taşıyor yani. İman taşıyor. Yani iman orada meyve yapmış. Cennetin içine çekirdek koymuş. Yani zahirde dışa çıkandır. Gözüken yaşanan bir hayata taşıyor deniliyor. Ötekisi de saklıyor. Niye saklıyor ki? Niye küfür cehennemi saklıyor? Bir patlasa Allah muhafaza. Mama gibi. Mama dünya onu taşımıyor. Saklıyor yani. Üstünü örtmüş. Dışa çıkmış noktasında deniliyor. Küfür yazılı mı CD'yi bitirmiş abi. Küfür CD'yi bitirmiş ama Müslüman, iman daha CD'yi bitirmemiş.
Yazma devam ediyor. Şey olabilir mi? Devam at bakalım. Belki devam. Daha başka bir şey. Şey olabilir mi Hasan abi? İnsanın yaptıkları hani meksubedir yani kesbettikleri bizim günahlarımız ya. Hı hı. Kesbettiğin tohumda yani aslında o son haline geliyor. Çünkü hep bizim kesiplerimiz yazılıyor yani getiriyor. Yazılıyor. Hayırlar hayra mutlaktan geldiği için tamamlanan bir şey yok. O zaten cennette, Adem'dir zaten. Cennette kulluk devam edecek. Yani tamamlanan bir şey yok. Çekirdek açık daha. Evet. Kulluk devam ettiği için çekirdek noktası yani o sizin tarif uyuyor. Devam ediyor. Devam ediyor. Biten kulluk bir şey yok. De devam ediyor. Kesbedilenler tohumda. Günahlar. Yok. Kulluk, ibadet ve ubudiyet farklıdır. İbadet ölünce biter. İbadet eylemdir. Menfi ve müsbet. Yani çekirdek işi bitmiyor daha. Bitmiyor. Cennette devam edeceği için daha tohum olmak yok yani. Yok öyle bir şey yok. Ama zaten o tekisi yapı itibariyle, yazılım itibariyle onda tohumda meyve de var, kuru dal da var. Cehennemi niye saklıyor orada? Onun öteki tarafı çıkmıyor. O kalmış. Ama devam edelim. Şu şeyi üstünde durabiliriz abi. Ne kadar oldu vakit bilmiyorum. Abi daha vakit yazıyor. Şimdi bu 40 dakika oldu yani daha var. Tamam abi. Böyle namazı yapsa. On beşinci notada abi, 17. lemada buna ilişkin bir yer var. Buradan çıkartabilirsek çıkaralım. Bir deneyelim bu manayı nasıl çıkartırız. Diyor ki ağaç, sayfa 137. Ağaç, çiçek ve otların muhtelif tohumlarından bir kabza al. Bir de söyle. Ağaç, çiçek ve otların muhtelif tohumlarından bir kabza al. O muhtelif ve birbirine muhalif tohumların cinsleri birbirinden ayrı. Nevileri birbirinden başka olan çiçek ve otların sandıkçaları hükmünde olan o kabzayı karanlıkta ve karanlık ve basit ve camit bir toprak içinde defnet, serp. Karanlıkta ve karanlık. Yani aşağı gömülen bu tohum. Evet. Şimdi barla 243. Çok ilginçti. Karanlık ve karanlık ve karanlıkta yani senin de gözün görmeyecek. Ha karanlıkta ve karanlık. Evet, karanlıkta ve karanlık ve basit ve camit bir toprak içinde sert. Bak görüyor musunuz bakın. Karanlık da senin karanlık da gece ve içi karanlık olan toprağa sert. Bir içine girmiş karanlık var burada. Tamam. Ne evet. Çıkacak? Şimdi buradayken bir de şu şeyi okuyayım. Barla 243'te abi tohum için ekiliyor, inkişaf ediyor diyor. Hı. Çekirdek için dikiliyor, intişar ediyor diyor. Çok güzel. Tohum ekiliyor, yani serp diyor ya. Çok güzel. Bu nereye götürdü biliyor musun? Buradadır. Durdum abi. Uygulama yapalım. Şöyle bir biz lahana ekerken yani validemiz böyle yapar. Şu kadar 2'ye 2 birebir bir yere lahananın tohumu toz gibidir. Böyle. Eker. Sonra saç gibi çıkar. Böyle binlerce. Ha, onu da alıp dikiyor. Onu alıyor, tarlanın her tarafına dikiyor. Allah. Fide diyorlar abi. Fide diyor. Buna dikme diyor. O yani tohum. Tohumdan çekirdek çıkmış oldu. Evet. Ama dikildi çekirdek. Fakat tohumu sen değiştiremiyorsun. O çıkan fideyi oradan kesiyorsun, aşı yapabiliyorsun. Tohuma aşı yapma şansın yok. Buna diş müdahaleler yapılabiliyor çıkan filize. Onun için tohum ekildi, çıkan filizleri alıyorsun, dikiyorsun. Tarlaya dikiyorsun. O da inkişaf ediyor diyor. Tohum inkişaf ediyor diyor. Bakın dikine çıkıyor dediniz. Evet. Dikine inkişaf ediyor. Zaten çekirdek dikiliyor, intişar ediyor. İntişar ediyor. Barla 243 abi. Normalde de şu an bitkilerde de benzer şeyler oluyor diye biliyorum hani. Tohumu atıyorsun, o toprağın altında bir müddet ışık falan almadan o kendi içindeki şeyleri kullanıyor. O çekirdeğin işte patlamasına vesile oluyor. Ondan sonra bitki ortaya çıkmış oluyor. Bitki dikilir, gömülmez. Tohum gömülür. Filiz olmuşsa artık o gömülmez, dikilir. İki yönü de var. Karanlık. Çünkü dibi karanlık cehenneme nispet ediliyor.
Cehennem daha filiz vermedi. Karanlık yani. Bir karanlıkta ve karanlık toprakta. Adamın gözü karanlık. O gömülüyor. Ama siz filizi, fidanı dikersiniz, gömemezsiniz. Peki niçin ona cehennem nispet edilmiş? Toprak gibi o sıkıyor. Karanlık birbirini. Devam et abi, bir de okumuşsun o cümleyi ve devam et. O kabzayı karanlıkta ve karanlık ve basit ve camit bir toprak içinde defnet, serp. Sonra mizansız ve eşyayı fark etmeyen ve nereye yüzünü çevirsen oraya giden basit su ile sula. Sonra senevi haşrin meydanı olan bahar mevsiminde gel bak. İsrafilvari Melek-i Rahat baharda nefi sur nevinden yağmura bağırması, yer altında defnedilen çekirdeklere nevi ruhla müjdelemesi zamanına dikkat et ki, ha bu ikinci şey tekrar. O nihayet derecede karışık ve karışmış ve birbirine benzeyen o tohumcuklar, ismi Hafiz'in tecellisi altında kemal-i intisal ile hatasız olarak Fatır Hakim'den gelen evamir-i tekviniyeyi imtisal ediyorlar. Ve öyle tevfik hareket ediyorlar ki o onların o hareketlerinde bir şuur, bir basiret, bir kast, bir irade, bir ilim, bir kemal, bir hikmet parladığı görünüyor. Bir daha okuyayım. Onların o hareketlerinde. Yani bu evamiri tekviniye bunların ruhu hükmündeydi ya abi. Ve o öyle tevfik hareket ediyorlar ki evamiri tekviniye. Evet. Onların o hareketlerinde hani kaderin manevi yazılımıydı aradaki fark. Öyle madde itibariyle aynı. Evet. Onların o hareketlerinde bir şuur, bir basiret, bir kast, bir irade, bir ilim, bir kemal, bir hikmet. 7 tane parladığı görünüyor. Niye? Çünkü görüyorsun ki o birbirine benzeyen tohumcuklar birbirinden temayüz ediyor, ayrılıyor. Mesela bu tohumcuk bir incir ağacı oldu. Tohumcuk. Evet. Fatır Hakim'in nimetlerini başlarımız üstünde neşre başladı. Serpiyor, dallarının elleriyle bizlere uzatıyor. İşte bu ona sureten benzeyen bu iki tohumcuk ise gün aşıkı namındaki çiçek ile Hercai Menekşe gibi çiçekleri verdi. Bizler için süslendi. Yüzümüze gülüyorlar. Kendilerini bizlere sevdiriyorlar. Burada zaten karşımıza koydu, görüyor musunuz tabelada? Çekirdeklere sınıf diyor, tohuma cins diyor. Biri dima, biri kalbe bakıyor herhalde abi. Tohum da şey halinde, tek aslında da dışarı çıkarken şey gözüküyor. Evet. Farklı farklı. Mesela şey oluyor, bazen hani esma dışarıya çıktığı zaman sıfatları ya, bazen o çekirdeğin de tohumu oluyor. Bir de bunlar şekten birbirine çok benziyor abi. İncir, menekşe, bir şey daha saydı ya. Üçü de şekten birbirine benziyor. Tohumlar yani. Tohumlar birbirine ayırmak benziyor. Çok zor o küçükken. O ektiğim zaman birbirinden çok farklı şeyler çıkıyor. Zaten orada 7 tane saydı ya abi. Yani biz yine Cenab-ı Hakk'ın o 7 sıfatını gözü ekersen. Yani o 7 tane var da sıfatı sureti. Aşağıda da şey, ismi Hafiz'in cilvesi diyor tohum için. Tohum için. Evet. Bak ama şu tabela şeye baktığın zaman çekirdeğe bak ne diyor? Sınıf diyor. Ötekisine cins. Cins diyor. Yani daha özet geliyor. Şimdi onlar mesela ilgili sınıf, hayvan cin. Hayvan sınıfı. Hayvanlar alemi bir sınıftır. Çekirdeğe misal verdi. Bunların için hangi cinsten soruyorsun? Kuşları soruyor. O da daha öze geldi gibi gözüküyor bakalım. Allah'ıma şey ya. İnsanlar, insanı bir tohum gibi düşünsek, o tohumda şu var, çekirdek var. O çekirdeğin inkişafını sağlayacak minimum düzeyde besleyici maddeler var. Hani insanda böyle düşündüğümüzde işte İslamiyet suyu o şartlar olgunlaştığında o tohum orada olduğunda insanı kamil ortaya çıkıyor. Ama o şartlar oluşmadı mı o da insan oluyor. Ama işte cehenneme şey gibi cehenneme layık. Adem'e mağdur. Ama şey oldu mu insanı kamil olup inkişaf ediyor. Bu tabelayı şey için şey yaptım. Orada çoğuldu esnaf.
esnaf ve ecnas diyor. O zaman mesela sınıfın içinde mesela hayvanlar var ya abi, hayvan sınıfı dedin. Cins ama hangi cins? Hangi cins? O zaman şimdi imana çekirdek dediği için o ikinci sözde imanın içinde tebe-i nazarda cehennem de saklı yani. İmanın içinde var yani tebe-i nazardan. Var. Ama cinsin içinde o hayvanatın nevi yok yani. Yani cehennemde iman yok yani. Hmm. İman şey yapıyor diyor, tohum saklıyordu yani. Saklıyor, onu çıkarmıyor yani. En son abi yani, daha verilmiyor. Daha verilmiyor. Allah canibinde çekirdek var mı abi Allah canibinden bakınca? Ne demek o? Yani şimdi tohumda insanlar seçim yaparak çekirdek oluyor gibi bakamaz mıyız? Yani aslında hepsi bir tohumda ama biz seçimlerimizle kendimize çekirdek yapıp niyet ve nazarla değiştiriyoruz. Halbuki tohum da kötü şey de hizmet ediyor, sana şer oluyor ama. İşte o dört tane şey doğru, imanın siyasiyle vesaire, İslamiyet suyuyla. Devam et bakalım. Bakın yani şurayı da okuyayım, biraz daha şey açacak, ufuk açacak. Çünkü bazen sınıf, şey, cins karışabiliyor. Lemalar 292, bu Arabi Lema'nın haşiyesinde diyor ki, bu üçüncü mertebe cüz'i bir çiçeği ve güzel bir kadını nazara alıyor. Koca bahar bir çiçektir. Cennet dahi bir çiçek gibidir. O mertebenin mazharlarıdırlar. Ve alem, güzel ve büyük bir insan. Alem, güzel ve büyük bir insan. Ve huriler nevi, huriler için nev dedi. Ve ruhaniler taifesi, burada bir de taife ekledi. Ve hayvanlar cinsi ve insan sınıfı. Hayvanlar cinsi ve insan sınıfı, sanki böyle seçme yani şey, insan. Hayvanlar cinsi ve insan sınıfı, her biri manen güzel bir insan hükmünde bu mertebenin gösterdiği esmayı safatıyla gösteriyor diyor. Yani burada okuduğu yerden çekirdeğin camiyeti ortaya çıkıyor. Bu şimdi en son evet, okuduğu yerden. Şu anda evet okuduğu yer çekirdek daha cami gözüküyor. Yani i̇nsan de, insan sınıfı hayvanat cinsi. Cinsidir evet. Yani tohumdan maksat çekirdek almak mıdır? Ya da şöyle şuradan başka bir taraftan bakalım. Şimdi Osman abinin söylediğiyle de benzeşecek abi. Şimdi tohum ekilince aynısını veriyor. Yani bire bir veriyor. Cehennemde cezai ameldir. Yani bu saklıyor taşıyor noktasından da bakılabilir Murat abi. Tekrar açacağım. Cehennem de ceza ameldir, birebir karşılığını görürsün. Yani tohumu nasıl attın, birebir veriyor. Cehennem de ceza amel, birebir karşılığını görüyorsun. Çekirdek ise dikilince, dikilince gayrını veriyor. Cennet fazla ilahidir, bire 10, 100, 700 veriyor. Peki cehennem nasıl birebir veriyor dedin o tohumda? Yani bir günah yaptın, bir ceza alıyorsun şeyde cehennemde ama senin olmayan hasenatını sahiplenmediğin zaman çekirdek misli cennette 1'e 10, 1'e 100, 1'e 700 veriyor. Çekirdek gibi yani. Peki çekirdek nasıl gayrını veriyor? Yani gayrını veriyor derken 1'e 1 vermiyor, daha fazla veriyor manasında. Yani o aldığın... Elma diktin armut almut alamıyorsun yani. Ha evet. Bir de işaretli cihazda bir yer var. Arzu zenep tabir edilen bir kısım zerreler insanın tohumu hükmünde olup diyor abi. İnsanın? Tohumu hükmünde olup. At bu zenep. Evet. Yani bir sürü şey var, DNA var. Ama onlar içinde seçilen öz tohum oluyor. Yani insan çekirdeğe benzer, tohumu arzu zenep gibi. Oldu. Oldu.
Yani o tohumdan tekrar insan çekirdeği çıkarıyor. Hı. Aynı mesele Sözler 524'te de var. Ne diyor? Biraz daha açalım gibi. O zaman çekirdeklerin bütünlüğü tohum. Buradaki mana oldu. Aç bu sene. Çekirdeklerin hulasası, yani hücrelerin hulasası ya. Yani seyahat eden o zerreler her yere uğruyor, sıfatlanıyor, vazife yapıyor. Onların içinde en öz aç bu sene bu. Aç bu sene tohumsa uğradığı yerlerde hepsi çekirdek makamında. DNA ya. Evet. Yani ismi hafize masar ya bir şey tohum. Yani onda toplanıyor şey. Daha sonra tekrar çekirdek vermek üzere haşredilecek. Diye anlayabilir miyiz? Evet. Öyle gözüküyor ama. Yani sürekli bir şey var, hareket var. Çekirdek tohum, çekirdek tohum. Evet, tarzı ondan tarzı devam ediyor. Burada yani. Biz de bocalıyoruz. Ha. Yani işte hangisine, hangi makamda baktığımızı tefrik etmediğimizden bir işte tohum önce oluyor, daha kapsamlı oluyor. Başka bir taraftan bakıyorsun, çekirdek daha kapsamlı oluyor. İşte burada o ikinci sözde abi, hani sağa giden, sola giden adam var ya abi. Yani sağa giden emir ve yasaklara riayet ediyor. O zaman çekirdek hakikati gözüküyor. İstidatları neşvine bağlıyor. Ama sol tarafa giden adam için tohumu kullanıyor yani. O zaman demek ki o çekirdeğin daha şeyine iniyor yani tohum tarafına. Çekirdeğin daha dibine o çekirdek tohumu. Yani oradaki ifa baktığımız zaman yani konuyla o temsille yani beraber. Yani çekirdek daha kapsayıcı tohum daha mı? Normalde tohumu saklıyorsun abi. Mesela hiç bir adam menfi günah işlemese, efendim yanlış yollara gitmese çekirdeği neşvine malanıyor yani. O ama tohumu da saklıyor. Tohum daha çok cehenneme mi? Daha yani öyle mana verilmiş yani. O ikinci sözle baktığımız zaman yani şu noktadan da. İnsan bir tohuma da benziyor demiyor. İnsan bir çekirdeğe benziyor diyorsa. O yüzden yani ben o sebepten tohumun da programın bitmiş. Şey tohumda programın bitmemiş. Çekirdekte programın bitmiş olduğunu tersi değil mi? Düşünüyorum işte. O, bu sebepten öyle düşünüyorum ben. Yani o zaman demek ki istedim. Baktığı yere göre yani bir oradan bakarsan akrabiyet, buradan bakarsan kurbiyet yani. İyi mi? İşte mesela güneş bize yakın ama güneşe gitsen 4000 sene lazım. Yani iki bar. Burada da ama bu senepte de biraz kafayı iş yapıyor insan. Sözler 524'te bahsetmiş, biraz açmış abi okuyayım. Aç bakalım okuyayım mı? Nüveler ve tohumlar hükmünde olan ve hadiste acbüz zenep tabir edilen eczai esasiye ve zerrat asliye ikinci neşe için kafi bir esastır, temeldir. Sani hakim beden-i insaniyi bunların üstünde bina eder. Üçüncü ayet olan ve ma rabbike zalemin lil abidin gibi ayetlere işaret ettikleri kıyas-ı adlinin hülasası şudur ki alemde çok görüyoruz ki zalim ve facir gaddar insanlar gayet refah ve rahatla ve mazlum ve müteddeyin adamlar gayet zahmet ve zillet ile ömür geçiriyorlar. Sonra ölüm gelir, ikisini müsavi kılar. Eğer şu müsavat nihayetsiz ise bir nihayeti yoksa zulüm görünür. Halbuki zulümden tenezzühü, kainatın şehadeti ile sabit olan adalet ve hikmet ilahiye... Tamam, kan başka yere geçti. O konu şey, okuduğunu geçti. İlk cümle. Şimdi bu gene küfür, iman meselesinden alakalı son olarak burayı okuyalım. Ondan sonra bitirelim. Sözler 540'dan 539'dan söyleyeceğim. Birinci maksat, 30. söz. Bir nübüvvet veçi var, birinci vecih. Bir de felsefenin tuttuğu vecih var. Bu nübüvvet veçinde çekirdek den bahsediyor. Şöyle ki nübüvvetin veçi olan birinci veci. Yani enenin bir veçini nübüvvet tutmuş gidiyor. Diğer veçini felsefe tutmuş geliyor. Gidiyor, geliyor. Birisi sonlu. Nübüvvetin veçi olan birinci veci ubudiyeti mahsanın menşeidir. Yani ene kendini abd bilir, başkasına hizmet eder anlar. Mahiyeti harfiyedir, yani başkasının manasını taşıyor, fehmeder. Vücudu tebeidir, yani başka birisinin vücudu ve tayin ve icadıyla sabittir,
itikad eder. Güzel. Bak, anlar, fehmeder, itikad eder. Malikiyeti vehmiyedir. Yani kendi malikinin izniyle suri muvakkat bir malikiyeti vardır, bilir. Bilir dedi. Hakikati zilliyedir. Yani hak ve vacip bir hakikatin cilvesini taşıyan mümkün ve miskin bir zildir. Bu dört tane işte hatırlamadığım dört tane abi. Hangi dört tane hatırlamadın? Ben bahsetmiştim ya abi. Neydi o? Yani sadık adam. Rüyada bahsetmiştim ya, dört tane daha var demişlerdi. Şimdi geldi. Vallahi. Yazalım mı? Kaybol mu? Yazıyor abi. Bir de okur musun o dört tane? Okuyayım abi. Başkasının manasını taşıyor, fehmeder. Başka birisinin vücuduyla, kaim ve icadıyla sabittir, itikad eder. Baştan şöyle söyleyeyim. Yani başkasına hizmet eder, anlar. Üç. Ene değil mi bu? Evet, evet. Ene. Başkasına hizmet eder, anlar. Mahiyeti harfiyedir. Yani başkasının manasını taşıyor, fehmeder. İki. Burada da taşıyor. İçinde taşıyor dedi. Nübüvvet. Ene için. Evet. Ene için taşıyor. Şimdi çekirdek de söyleyecek zaten. Ubudiyet-i mahsanın tarifi değil mi bu? Onun menşeidir diyor. Evet. Ubudiyet-i mahsanın menşeidir. Yani ene kendini atlıyor. Yani ubudiyet-i mahsada nasıl olacak? Yani mahiyeti harfiyedir. Yani başkasının manasını taşıyor, fehmeder. Vücudu tebeidir. Yani başka birisinin vücuduyla kaim ve icadıyla sabittir, itikad eder. Malikiyeti vehmiyedir. Yani kendi malikinin izniyle suri muvakkat bir malikiyeti vardır, bilir. Hakikati zilliyedir. Yani hak ve acip, hak ve vacip bir hakikatin cilvesini taşıyan mümkün ve miskin bir zildir. Vazifesi ise kendi halkının sıfat ve şuunatına mikyas ve mizan olarak şuur karanı bir hizmettir. İşte enbiya ve enbiya silsilesindeki asfiya ve evliya. Ene'ye şüvecikle bakmışlar, böyle görmüşler, hakikati anlamışlar, bütün mülkü malikül mülke teslim etmişler ve hükmetmişler ki, o Malik-i Zülcelal'in ne mülkünde, ne rububiyetinde, ne uluhiyetinde şerik ve naziri yoktur. Muin ve vezire muhtaç değil. Her şeyin anahtarı onun elindedir. Her şey kadir, kadir-i mutlaktır. Esbat bir perde-i zahiriyedir. Tabiat bir şeriat-ı fıtriyesidir. Ve kanunlarının bir mecmasıdır ve kudretinin bir mistarıdır. İşte şu parlak, nurani, güzel yüz. Hayattar, yani enenin bu yüzü, nurani ve parlak yüz, hayattar ve manidar bir çekirdek hükmüne geçmiş ki, Halik-i Zülcelal bir şecere-i tuğba-i ubudiyeti ondan halk etmiştir. Ubudiyet. Ubudiyet devam ediyor. Ki onun mübarek dalları alemi beşeriyetin her tarafını nurani meyvelerle tezyin etmiştir. Şimdi diğer cihete geçelim. İşte Diyanet'e itaat etmeyen felsefenin böyle yolu şaşırdığı içindir ki ene kendi dizginini eline almış. Dalaletin her bir nevine koşmuş. İşte şu vecihteki enenin başı üstünde bir şecere-i zakkum neşvi neva bulup alem-i insaniyetin yarısından fazlasını kaplamış. Bu da şecere-i zakkum. Yani enenin diğer veçi sanki işte şeyi saklıyor, tohumu saklıyor yani. Alem-i insaniyet tohumu saklıyor. Bir daha şey mi? Alem-i insaniyetin yarısından fazlasını kaplamıştı yani. Allah'tan İslamiyet'in. Şimdi yani ondan korktun mu? Çok garip bir yer ya. Bunun devamını da biraz okuyayım isterseniz. Sonra Fatiha diyelim. İşte o şecerenin kuvve-i şehvi vehmiye dalında beşerin enzarına verdiği meyveler ise esnamlar ve alihelerdir. Çünkü felsefenin esasında kuvvet müstahsendir. Hatta el hükmü lil galip bir düsturudur. Galebe eden de bir kuvvet var. Kuvvette hak vardır der. Düstur-i nübüvvet ise kuvvet haktadır, hak kuvvette değildir der. Zulmü keser, adaleti temin eder.
Şimdi anladım biraz. Ne anladım biliyor musun? Çekirdek geneldir. Tohum içerisindeki yazıdır. Adem olduğu için saklanıyor. İçeride saklılık, gizlilikleri tohum kullanıyor. Diş dünya şey noktasında mesela dışarı çıkan, dikilen, filizlenen ağaç, insan yani. Ama insan değildi. Onlar hep çekirdek olarak kullanıyor. Çekirdek şu tuttuğumuz şeydir. Tohum ise onun içerisindeki yazılım. Sen neyle şey yaparsan o zaman? O ona dönüşüyor. Bir daha alabilir miyiz? İçinde saklıyor yani. Şimdi bir daha şey yapayım. Ve ikisini de barıştık. Çekirdek bildiğiniz şu çekirdektir. O dediği gibi sınıftır böyle. İçerisindeki yazılım yani aç mı zenek gibi küfür müfür hepsi içerisinde gizlilik hakikati tohum. Saklaması. Evet. Yani çekirdek herkesin ubudiyettir. İbadet değil. Ubudiyet devam eder. İbadet namaz niyaz gibidir. Ubudiyet ise kulluk sırrıdır. Kulun içinde ibadet de var. Şey de kuldur. Hayvanlar. İbadet insana mahsus, şerefli olduğu için. Şimdi çekirdek geneldir. Çekirdek tümünü alıyor. Dalı, budağı, her şeyi alıyor. Çekirdek, yaprağı. Tohum ise onun içindeki özelleridir. Onun özelliği. Özel. Yapan özellik. Özel. Yani program. Yani o çekirdeğin özelleri. Ama geneli çekirdektir. Kapsayan çekirdektir. O zaman tohuma ise de çekirdeği kabiliyet diyebilir miyiz o noktada? Yani çekirdeğe kabiliyet, tohuma istidat diyebiliriz. Çünkü daha içte. Ama çekirdek geneldir. Kapsayıcıdır. Çekirdek tohumu da kapsamıştır. Ama tohum çekirdeği değil. Çünkü çekirdek tohum çekirdeğin içinde daha özel, daha dip. Cevizin içi gibi. Ehadiyete mi bakıyor tohum? Dip biraz ona bakıyor. Tohumlar vahdetin aynaları diyor abi. Bak. Sözler 613'te. Ama tersi oldu sanki. Abi evamili tekviniye tohumda mı yazılı çekirdek mi yazılı? Evamili tekviniye tohumdadır. Tohumda. Çekirdekte de değil. O net. O daha derin yani. Tohumda yazılı. Evet öyle. Evamili tekviniye hükmünde olan tohumlar diyor. İnsan bir çekirdeğe benzer. Genelde dışarıda gözükendir. Muhatap olduğumuz. Ve ubudiyettir. Kulluktur. Evamili tekviniye biliyorsunuz. Evamili tekviniye zerrelerin de özüdür. Zerreye yazılan evamili tekviniye. Zerreler hareket eden. Evamili tekviniye de tohumlarına yazılıyor. İnsan da zerreden oluşuyor. Zerreler oluşuyor. İşte evamili tekviniyeden zerreler de bütünlü çekirdeği oluşturuyor. Yani bir çekirdekte ne kadar atom var? İğnenin ucundaki atom sayamazsın. İşte atomun içerisindeki program, evamili tekviniye tohumdur. Hı. Bu tohumların bütünlüğü olan çekirdektir. Genel kapsadığı o şeyi. Ama dip saklayan aşağısıdır. Yani tohum hiçbir zaman dışarıda olmaz, gözükmez. Tohum için abi ruhu beşerde ekiliyor diyor. İşaretleyeceğiz. 173 olması lazım. Ruhu beşerde ekiliyor tohum. Ruhu beşer. Evet. İnsan çekirdek, ruhu beşerde ekilen tohum abi. Bir dakika. İnsan çekirdek. Ruhu beşerde ekilen tohum. Aynı bu. Aynen. İnsan çekirdek, kapsayan, onu da kapsamış. Evet. Hepsi. Tohum içerisindeki özellik. Ve Az-Düzenet'te tohum demesinin sebebi de bu abi. Yani tohum ölmüyor abi. Evet. Yani bir tek Az-Düzenet çekirdek ölüyor. Yani çekirdek ağaç olmak için ölmeli zaten. Evet. Biz de burada ölmeye çalışıyoruz ya. Mesela Nur-u Muhammedi'deki çekirdek denmiyor. Tohum yazılı. İşte bu şeydir. İnsan çekirdeğe benziyor. Evet, ölebiliyor. Ama Az-Düzenet çürümüyor. Onun özelliği daha öte tarafı ama gözükmez o. Çekirdek geneldir.
Çekirdeğe, kabuk, tohuma, iç desek daha değişik iş yaparsak karışıyor. İşte o kadar. Yani şey oluyor. Böyle bu son okuduğun yer şey yaptı. Evet. Şimdi kanaat katıyı getirdim. Çekirdek insandır. İnsan çürür. Adam da olur. Olmaz da filizdir. İnsan ama. İnsan halini almış. İnsan halini almamış Nur Muhammed'deki yapısı tohum. Tohumluktan insan halini alırsa çekirdek oluyor. Yani o ağacın filizi bab-ı insaniyetten geçerse cennet ağacı oluyor. Tuğba cennet oluyor. Evet. O tarafa doğru gitmezse zakkum ağacı oluyor. Çünkü dibinde tohum olan cehennem var. Şimdi bir de çekirdek normalde ölüyor. Tohum ölmüyor ya abi. Ölmüyor. Şimdi burada cehenneme girdiğin gibi hala devam ediyor. Hep cehennem devam ediyor. Hep cehennem devam ediyor. Yani kabirde de devam ediyor. Şeyde devam ediyor yani. Bitir evet ha. Yani. İnsan abi kendi varlığı içerisinde cehennemden cennete gidiyorsun değil mi? Kendisinden kendisine. Ha. Yani cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, Allah'ın dışında ne var? Ha. Ne altında gidiyorsa hep senin gölgendir. Senin türevlerindir. Ama bir yerde anlatmayacaksın. Çünkü şeyde ne diyor ya falan. Cebrail de senden yaratıldı. Cennet de senden, cehennem de yani insan. Sen derken seni kastetmiyorum. Nur Muhammed'den yaratılmış. Yani insanın şeytanı da kendisi. Şeytanı da. Ha. Yani hariçten şey. Yok yok hiçbir şey yok. Ha. Allah'ın dışında şeytan da bizden yaratılmış. Bugün bir rüya gördüm. Bu akşam burada. Bununla alakalı. Bu hadis görmüştüm. Her yaratılanla Allah bir cin yaratıyor. Şeytan manasında. Ben dedim. Nefis var. O nefisteki nefis denilen beden var ya bedendeki. Nefis denip şimdi rüya doğru veya yanlış. O his boyutu var ya nefsteki his boyutu. Seninle yaratılan cinni haldir. Cinni duygular. O ünden dolayı ki Allah Resulü benim nefsim iman etti diyor. Şimdi bu çekirdek bozmayalım şeyi. Çekirdek insandır. Çürür. Çekirdek çürür. Tohum çürümez. Çünkü tohum aç bu senettir. Peki bu bilgi ne işimize yarayacaktı? İnsanın gurur kibrini mi artırıyor? Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail. Hepsi insan denilen Nur Muhammed'den yaratılmış ya. Sana şunu getiriyor. Cennet cehennemi de gaye yapma. Senin türevlerin, senin gölgen. Ne cehennemden kor, ne cenneti hedefle. Senin cehennemin, cehennemin sahibi olan Allah kaybetmek olacak. Senin cennetin ise cennetin sahibi olan Allah'ı bulmak olur. Yani senin gölgenden, insan gölgesine korkar mı? Niye korkuyorsun cehennemde? Senin türevinde. Ha, eğer korkuyorsan gölgen önde demektir. Çekirdek. Ya üstad bir yerde diyor ya, ben diyor cehenneme girsem gönlüm gülgülistan olur diyor. Evet. Çekirdek insandır. Çekirdek çürür. Nöşünema yapar. Cehennemde çıkar ondan. Cennette çıkar. Ama tohum çürümez. Ateşi yakarsanız dahi çekirdek yanar, tohum yanmaz. Peki abi şey ne diyeyim abi mesela Ebu Talib mesela cehennem yakmıyor mesela. Ha, bu konunun dışında bir şey de. Evet, nasıl yapmıyor? Şöyle. Şimdi dinin hani hatir diyoruz ya. Hatir yok. Hayır. Bunu din adına söylemeyeceksin. Söylemeyeceğiz. Dinde hatir var. Yakmıyor ya geleceğim oraya. Benim şey yaptım. Allah diyor ki Celle Celaluhu, Bedir ve Uhud'a katılanların katılmanın hatırına geçmiş geleceğini affettim. Bak Allah'ın da hatırı var. İki. Peygamberimiz Aleyhisselam diyor ki benim hatırıma sahabeye dil uzatmayın. Bak hatır var. Hatta dua ederken ya Rab Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam hürmet ve hatırına. Hatır var. Allah Resulü'nün o kadar mı şey yapmayacak ya? Amcasına yaktırmıyor. Şefaat adam cehenneme gidecek. Hatır. Ya Rab benim hatırımla ya. Bunu bir tarafa al. Sırf Resulullah yok ki bu. Sana da var. Benim hatırımla bunu al bir tarafa al. Hulusi abinin dediği gibi. Direkt cennete giden her birinin talebesi yanına 70 kişi alma yetkisi olacak. Hadiste görmüştüm ben. Evet, 70 kişi. Şehit hükmünde 70 kişi alacak. Kimi alacak diye merak ettim. Ruhuna yakın olanlar alıyor. Tak 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 alıyor. Diğerlerini hatırlatmıyor.
Alacaktan o testi edeceğim. Tabii ruhuna yakın olanları. Ben mesela şu olmuyor. O zaman yani hizmette kimseyi eleştirmemek lazım, tenkit etmemek lazım. Ama umumi hukuk hariç. Şahsi hukukunu karıştırmayacaksın. Umumi hukukta gayzını kontrol edemiyorsan onu da tenkit etmeyeceksin. Eğer batınını kontrol edemiyorsan doğru derken batıla hizmet eder. Bak eğer öfke nefretten doğruyu kullanıyorsan ona hücum etmeyi, Hazreti Ali'nin sözüne benziyor. Bununla batıl kastedilen hak bir sözdür. Ayeti getirmişlerdi Hazreti Ali'ye de olan. Allah'ın hükümlerini hükmetmeye kafilen ta kendisidir. Evet, Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyen Hazreti Ali, evet bu ayettir. Bu doğrudur. Ama bunu kullananlar art niyetli. Hariciler art niyetli. Bugünkü Vehhabiler, Selefiler. Art niyetli. Selefiler ve haricilere diyor ki bununla batıl kastedilen hak bir sözdür. Film beşçileri de ben bunu kullanıyorum. Yani hizmetleri doğru. Yani neyse hizmetler hepsi değil. Namaza başlatmış, bilmem ne yapmış, şunu yapmış. Bununla bu batıla götürülen hak bir yöntemdir. Talebe yetiştiriyorsun, burs veriyorsun. Bununla batıla götürülen hak bir yöntemdir. O zaman hak bir yöntemi batıl kullansa batıl galip olur. Müslüman ise batıl bir yöntemi kullanırsa batıla gider, yanlışa gider. O zaman yöntem çok önemli. Burada da niçin açılmıştı bu? Niçin bunu söylemiştim? Yakmadı. Yakmamış. Peygamber aleyhissalatü vesselamın o hatırı. Şeyi hiç, hatırına. Diyecek olur mu ya peygamberin hatırına nasıl bir adam imtihanı? Lan senin hatırına 70 kişi kurtuluyor da Allah Resulü'ne 70 bin kişi ver lan. Bakarsın sen de onun içinde olursun. Bir tanesi dedi ki abi yapacak dedi. Bir gece Berat gecesini affedilecek. Zeytinburnu adam öyle tipler de geliyor ya. Yani, olur mu öyle şey? Doğru söylüyorsun dedim ya. Ya Rabbi bizim Muhammed Aleyhisselatü'nü Berat gecesini yönetin affet. Yalnız bunu adalet istiyor Rabbi. Bunu affetme. Bu çünkü Berat affedilmeyeceğin o. Ya olur mu abi dedi ya. Böyle dua mı olur dedi ya. Etsin mi seni? Etsin tabi dedi ya. Abi yanlış ettim. Ben affedeyim lan. Lan en ufak bir bahane bulursan yapış ona ya. Adam denize düşen yılana sarılıyor. Lan böyle bir şey olsa bile, inanamasan bile inanmaya çalış. Çünkü Allah inne zenni abdibi. İnandığın gibi sana muamele edeceğim. Zannıyla ya. Zannına göre muamele edeceğim. Lan ufak lan. Ya acayip bir şey ya. Selefilerden almış ya bir abilerden. Lan hatır olmaz olur mu? Çünkü olmasaydı Allah bana bu hatır ver. Bana bunu hatırına ya. Enayet haritasında diyor ya. Enayet haritasında haritada diye bir şey mahallen varsa benim Cenab-ı Hakk'ın karşılığı var. Bu tabii haritada var. Evet. Evet, toplayalım abi. Şimdi insan bir çekirdek, ruhu beşerde tohum ekiliyor dedik. Yani tohum Aziz Zeynep benzetmesi yaptı işaret edeceğizde. Çok güzel oldu. Dolayısıyla tohum ölmüyor, çekirdek ise ağaç olmak için ölmeli. Evet. Dedik. Tohumunu çıkartmalı içinden. Ruh insan demedi, ruhu beşer dedi. Ruhu beşer dedi, evet. Evet. Yani orada da yine bir şey var. Evet, şimdilik bu kadar. Yani harika. Daha sonra inşallah biraz daha geliştirilmiş halde. İşte bir de Fatiha çekmeden şunu diyeceğim. Bak Musa kere böyle olmalı veya buna daha iyi olabilir de en azından bu nedir o? Herkes rahatça fikrini söylemeli, dediğimin peşinde olmamalı. Allah Allah, evet hakikaten öyle düşünüyordum ama öyle demeli. Daha kapsayıcı biliyordum ben tohumu. Çekirdek daha kapsayıcı. Ya tamam mı? Böyle hürriyet-i şeriye böyle imkanlar şey yapılmalı. İstidatlar avcı gibidir. Hayvanlar bile balıktan misal veriyorum. Palamut yakalama yöntemiyle sargani yakalama, istaviti yakalama yöntemi farklıdır. Hakikati yakalama yöntemi de ruhlara göre değişkendir. Onun için ben o konuyu yakalayamadım. Ona sebep dememeli. Herkes farklıdır. Dolayısıyla burada olmanın en güzel bir tarafı da neydi? Farklılıklar mülktedir. Mülkten bahsedenler melekütte değildir. Mülkte olduğunu nasıl anlarsınız? Taassup ehli olur. Çünkü taassup altyapısı cehaletten ve ademi muhakemeden
ve mütteki farklılıkları öne çıkarır. Batındaki birlik ve kaynak özden haberi olmaz veya öne çıkarmaz. Adamın altındaki toprak bağlantısını görmez. Görmez. Ve ayrı zanneder. Ada der ama suyu buharlaştırsam ada bizim uzantı olduğunu görür ondan sonra. Bir de enfüsçiler asla ve kata müzakere ederken hiçbir zaman kendi tespitini dayatırsa o adam oraya uygun değildir. Takip edecek. Mesela bu güzel bir örnek. Takip edecek. Ha, insaf demek nısıftan gelir Arapçada. İki tarafta da açık. Hakkın peşinde olacak. Başka bir şey inşa etme adına değil. Böyle bak ne güzel şeyler çıkıyor. Buna da denir bu ortamdaki huzur. Evet. Ve hakikaten çekirdek bir şey mi? Ona bir baktık en son çakıverdi. Çekirdek kapsayıcı bir tohumu da budur. Ama daha güzel oturdu alemimizde. Ve inşallah alemimizde başka yerlerde ders dinlerken, hep böyle dinlerken şey, hakkın peşinde acaba başka bildiğimin dışında ne öğreneceğim? Dersen Allah bilir. Yok canım o 10. söz, bildiğim şey. Alamayacağız. Peki sen şey yapacaksın. Evet, Allah rızası için. Fatiha.